Evet arkadaşlar, şimdi ufak bir şekilde hemen hızlıca, az önce bütün videolarımız var spontinli alakalı. Varyatör bakımını da aynattık. Aynı şekilde sökebiliyorsunuz. Sadece kısa bir video olsun, hani insanların aklında tereddüt kalmasın diye söylüyoruz. Abone olursanız çok seviniriz. En azından insanlara yardımcı olmaya çalışıyoruz. Şu 22 anahtar, bunu söktük, kayış değişimi yapmak istiyoruz veya kayışımız yolda koptu. Bu 17 anahtar, bunu sökerken 8 anahtar. Söktükten sonra bunu aldınız. Şunu bas aldınız. Bu tabii kayış koptuğu için böyle olmayacaktır. Büyük ihtimal şöyle olacaktır kapalı halde. Yeni kayışımızı aldık. Şimdi bunu tutuyoruz. Hafif hafif sağa doğru çevirerek saat yönünde bastırdık. Yeni kayışımızı buraya koyduk. İyice sıkıştırdık. Sonra bunu buraya takıyoruz. Kayışımızı giriyoruz. Yerine oturduğuna emin olun. Şu anda oturmuyorsa. Evet, şu anda oturdu. Evet, gördüğünüz gibi oturduğunda böyle oluyor. Şu anda oturdu. Sonrasında mil çıktı. O mil buraya geçiyor. Şu şekilde. Milinizi geçirdiniz. Varyatör bakımını anlatmıyorum çünkü zaten videomuz var. Onu da izleyebilirsiniz. Spontin hakkında her şeyi şasiden itibaren söküp takıp her gün bir video atıyoruz. İnsanlara yardımcı olmak amacıyla. Beğenirseniz ve yorum yaparsanız bizim için çok teşekkür ederiz. En azından birilerine bir yardımcı olma konusunda daha iyi bir noktaya getirebilmeye çalışıyoruz. Şu anda bu şekilde taktım. Bunu taktım. Evet arkadaşlar, şimdi kayışımızı taktık, burayı taktık, vidamızı sıktık, kontrol ettik, arka vidamızı sıktık, kontrol ettik ve çalıştırdık. Çok güzel bir şekilde çalışıyor. Marş motorumuz tutarak. Şimdi kapağımızı da temizledik, düzelttik ve şimdi sırayla takıyoruz. Motorumuz soğuk. Şimdi bunun burada pimleri var gördüğünüz gibi. Bir de burada pim var. Mesela o da burada kalabilir, bilginiz olsun. İlk önce pimlerini oturtturun. Güzel bir şekilde. Mesela biz bunu sürekli söküyoruz, kayışımızı temizliyoruz. Çok uzun kilometreler yapıyoruz bu motorla çünkü sürekli. Hafif tıklayarak yerine oturdu. Tam birleştiğine emin olun. Birleştikten sonra böyle vidalarımız var söktüğümüz. Vidalarımızı sırayla ilk önce geçirebiliyorsanız elle. Kesinlikle makine vesaire kullanmayın. Çok sıkmayın. Yani normal bir tokla sıkın. Çünkü yalama olabilir. Alüminyum bir kaba sahip. Bu sebepten dolayı aşırı sıkmanız sizin zararınıza olacaktır. Sıkarken şurada az önce çıkardığımız şu, hem ayaklığımız lastik ses yapmasın diye buna vuruyor, takozumuz var. Hem de şu şekilde şunu oturuyor. Hem de fren hortumumuz bundan geçiyor, bilginiz olsun. Şöyle elle sıktıktan sonra karşılıklı olarak civatayla sıkın. Çünkü tam oturmamış olabilir. Burada bir tane de fren hortumumuzu yine tutan şöyle bir parçamız var. Ufak. Yine bunu bileğe geçiriyoruz. Sonra mesela burayı elle sıktım. Şimdi oturdu. Tam çaprazını sıktım. Sonra tam çaprazını sıkıyorum tekrar. Yukarı ve aşağı olarak. Yani köşe kenarları oturtturdum. Sadece ortada iki tane vidası kaldı. Ondan sonra normal olarak bir üst bir alt olarak onları da sıkıyorum. Evet, sıktıktan sonra çok fazla kesinlikle tokla. Bunu sıktım. Köşe çapraz arka altını sıktım. Sonra bunu sıktım. Köşe çaprazı arkasını sıktım. Sonra alttan sıktım. Üstten sıktım. Tekrar alttan sıktım. Bakın bu gevşedi. Gördünüz mü? Neden? Çünkü kapak tam oturdu. Kapak tam oturunca gevşer. Tekrar üstte sıktım. Az bir şey gevşemiş. Altı sıktım. Üstü sıktım. Tekrar altı sıktım. Tekrar üstü sıktım. Tekrar karşılık altı sıktım. Kenara sıktım. Tamam. Isındı, kullandınız. Tekrardan kontrol edebilirsiniz. Olay bu kadar. Şu anda performansımız çok yükseldi.
132 km süratlere GPS'le bilen arkadaşlar. Şu anda kapağımızı kapattık. Kanalımızda bir sürü videomuz var spontini hakkında. Şasiye kadar söküp sizin için yardımcı olmak şekilde topluyoruz. Bilgi kirliliğini kaldırmak amacıyla. Şu anda da yaptığımız işlemleri yaptık, gördünüz. Bize abone olursanız ve destek verirseniz çok seviniriz. Herkese iyi günler dileriz.